sobamız. Ters tarafa esiyorlar. Şu anda hem içeri giremiyoruz, dışarıda da böyle yağmurda ıslanıyoruz. Oha! Hala tosluyorlar çadıra ya. Oğlum yenecek bir şey değil o. Lan! Bu bir ısırsa insanı zaten. Yanlış giden ne onu anlamadım. Ama bu sefer bu oraya gitmeyecek. Çok güzel bir yağmur var ama çadırı ilk defa deniyordum. Buradan su damlıyor. Buradan yine aynı şekilde yağmur damlaları hep çadırın içine geliyor şu anda. Bunu çözebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bayağı geliyor ve bu yağmur hiç duracak gibi değil. Sobanın borusunu döndürmemiz lazım. Ölüyor musun? Hiçbir şey değişmedi. Bak gelmeye başladı şu an. Vallahi var ya ortam süper ama. Şu anda kış kampındayız. Sobamızı görüyorsunuz. Şu anda tütüyor zaten. Dumanı gösterebilirsin. Yalnız şöyle bir problemle karşılaştık. Rüzgar buradan estiği zaman olduğu gibi bütün duman karavanın içine giriyor. Karavan? Karavan. Alışkanlık olmuş. Duman olduğu gibi çadırımızın içine giriyor. Şu anda içine giremiyoruz. Buradan böyle temiz göründüğüne bakmayın. Ama şu an çıkıyor galiba. Görüyorsunuz zaten. İşte çadırımız da biraz damlatıyor. Şu anda hem içeri giremiyoruz. Dışarıda da böyle yağmurda ıslanıyoruz. Çünkü içeride gerçekten çok fazla duman var. Ama ortam çok iyi değil mi? Onları köşelere koyarsak en azından alttan su gelmez. Çadırın içindeki duman geçtiyse artık bence geçmeliyiz. Çünkü sırılsıklam olduk. Ortam müthiş ama şu anda böyle bir şeyin ortasında kaldık. Şimdi bir içeri gireceğim. Tekrar bakacağım içerideki duman durumuna. Tabii siz kameradan şu anda görmüyorsunuz ama hala duman var burada. Sobanın durumuna bir bakalım. Sobamız yanıyor. İçerideki duman çıktıktan sonra ıslanmış olan kıyafetleri böyle astık. Sobamız yanıyor. Problemimiz çözüldü şu an için. Yavaş yavaş çay demleyelim artık.
İçerideki hava sıcak, dışarıdaki hava soğuk. Buralar hep şöyle karavanda psikoloji. Evet. Yemeğe başlayalım mı? Güzel bir et yemeği yapmayı planlıyorum sobanın üstünde. Küçük bir baharat, tuz ve yağ. Başka hiçbir şey yok. Bir de pilav yapmayı düşünüyorum bunun yanına. Sobada yapacağız tabii bunları. Yine gece kumpir yaparız. Zaten sobada şu anda ateşimiz var. Yine yağmur başladı. Yani ortam müthiş gerçekten. Şöyle. İşte buna hafif tuz döküyoruz. Çok küçük bir baharat, sonra yağda bunu kızartıyoruz. Bak, az bir tuz atıyoruz, tamam mı? Bunun sebebini yedikten sonra anlayacaksın. Çok az, kekik, biraz da pul biber. Başka hiçbir şey atmıyoruz. Şimdi yağımız iyice kızaracak, sonra etleri koyacağız buraya. Güzel. Soba üstünde efsane olan bir şey daha yapacağız. Mantar. Yıkamıyoruz. Sadece peçeteyle şöyle üstünü alıyoruz. İçindeki suları görüyor musunuz? Yaklaş biraz. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum yani. Bu pişti mesela. Işığımız fazla yok şu an. Tadına bak, yorum yap. Nasıl? Süper, efsane ötesi. Kış kampı, tane tane pirinç. Şu an eminim videoda çok iyi görünüyordur. Afiyet olsun. Evet. Ortam müthiş, yemek müthiş. Çok iyi ya. Mantar, peki. Normalde yiyemem ki. Ama bunu yiyebiliyor. Mantar sevmeyen bir insan olarak ne diyorsun mantar için? Olmuyor. Aşırı güzel hafta hepsini yiyebilirim. Kumpir sever misin kumpir? Kameraman. Severim. Direkt ateşin içine mi atıyorsun? Tabii direkt böyle alıyorsun, ateşin içine atıyorsun. Bunun tadını herkes bilmez. Bilenler de şu anda duygulandı eminim. Islandığına değdi mi? Yani değdi. Değdi değil mi? Değdi evet. Ama ıslandığım yere videoya çekmedin. Seni çekmedik, doğru. Tamam, o zaman yarın yağmur yağarsa... Tekrar mısın? Seni tekrar oraya göndereceğiz, tamam. Oradan video çekeceksin ve senin ne kadar ıslandığını göstereceğiz insanlara. Nasıl fikir? Tamam. Sağ olasın, vallahi hiçbir şeye hayır da demiyor. Ama video için de arkadaşlar, yani sizin için, siz güzel bir video izleyin diye ben kameramanı oraya gönderdim. Dışarıdan da görüntü al diye. Tabii o esnada bayağı ıslandık biz. Kameraman ıslandı yani. Ama değdi ya, çok güzel yemek yapmadık mı? Çok iyiydi. Kesinlikle. Yani senin elinin lezzeti zaten değişmiyor. Değil mi? Patateslerimiz olsun. Bir de güzel bir patates közleme yiyeceğiz. Şimdi böyle ortam da ısındı. Sonra kitap okuruz, sohbet ederiz. Sonra güzelce uyuruz. Patateslerimiz közlendi sayılır. Şimdi alacağım onları. Yükleyebilirsin istersen. Misafirimiz var bir de. Nasıl hocam? Gerçekten bunu yiyen anlar. Efsane. Tuzunu atıyor musun? Oo. Hiç böyle beklemiyordum. Bunu gerçekten böyle efsane bir şey. Çok iyi. Bayağı odun depoladık gece için. Artık herkes rahat bir şekilde burada uyuyabilir.
keçilerin göç zamanına denk geldik. İstilaya uğradık şu an. Abi bu ne? Oğlum bu ne lan? Oha! Oğlum kafa atıyor lan. Şşt. Lan yürü git. Ha şey yemeği gördün ya orada. Yemeği? Burada biber biber var ya. Abi bu şuna bak. Ben tosluyor. Çadıra tosluyor. Vallahi var ya hepimizi kızartıyor sabahına bak. Bak yine geldi yine geldi. Bak o yine geldi. Bu şey ya. Gülçin. Biliyor musun onu? Bu ne abi? Binlerce var neredeyse. Şoban geliyor. Anadolu keçilerinin Asya'ya doğru yolculuklarını izliyoruz şu anda. Daha fazlası mı geldi? Bu ne? Bunlar nereden geliyor ya hepsi böyle? Biri en solda geziyor. Bak şurada. Bak. Biri en başta, biri ortada. Biri ortada. Tane var ya. Burada bir tane var. Sağda ve arabanın arkasında bir tane daha geliyor bak. Şurada. Arabanın arkasında var. Hala tosluyorlar çadıra ya. Oğlum yenecek bir şey değil o. Lan. Zaten keçi sayısı fazla olduğu için herhalde çoban köpeği sayısı fazla. Nasıl kontrol edecek değil mi? Tamam şuna. Bir yana 800 bin. Bayağı da büyük baksana şuna. Bu bir ısırsa insanı zaten. Keçi istilasını atlattık. Neyse, yemeğe dönelim. Ceset taşıyorsun. Ağırmış bayağı.